İyi günler. Bu videomuzda Excel programında çok kullanılan bazı özellikleri göstermeye çalışacağım. Örneğin Excel'de sıra numarası verirken tek tek manuel olarak girmeye gerek yok. İlk ikisini girdikten sonra yukarıdan aşağı seçiyoruz. Sağ alt köşesine imleci yaklaştırdığımızda imlecin siyah artı şekline dönüştüğünü görüyoruz. Tekrar mouse'umuzun sol tuşuyla tutarak aşağı doğru çekerek sıra numarasının otomatik olarak arttığını görebiliriz. Yalnızca sıra numarası değil, ay isimleri, gün isimlerinde de uygulayabiliriz. Örneğin Ocak, Şubat yazarak tekrar iki hücreyi seçip sağ alt köşesinden tutup çektiğimde otomatik olarak ayların isimlerinin sütuna yayıldığını göreceksiniz. Ayrıca tablo oluşturduğumuzda ve bazı hesaplamalarda Excel bize büyük kolaylık sağlıyor. Bunun için gelişigüzel 3 sütuna gelişigüzel rakamlar yazacağım. 3, 7, 4 gibi. Bunları anlaşılabilir olsun diye bir kenarlık yapıp tablo içerisine alayım. Sağ tuş tıkladım. Hücre biçimlendir. Çerçeve. Bir de ortalarsak daha uygun olacak. Mesela G3 hücresini, bu 3 rakamı toplayıp G3 hücresine yazsın istiyorum. Yazsın istediğim hücreye tıklayıp otomatik toplam epsilon işaretine basarak hangi rakamları, hangi değerleri toplamasını istiyorsam onları tarıyorum ve enter'a basıyorum. Bunu her satırda yapmak istiyorsam formül yazdığım hücrenin sağ alt köşesinden tutarak aşağı doğru çekersem altındaki sıralarda da yer alan değerlere aynı işlemi yaparak buradaki hücrelere yazacaktır. Yalnızca bu toplam değil, farklı formüller de yazabiliriz. Örneğin eşittir diyelim H3 hücresine. Bunların hepsini birbiriyle çarpsın istiyoruz. Birbiriyle çarpsın, buraya yazsın. 2 çarpı işaretini yıldızla gösteriyoruz. 7 çarpı 4 enter dediğim zaman bu 3 değeri çarparak buraya yazdık. Bunu alttaki satırlarda da aynı işlemi yapmasını istiyorsam tekrar sağ alt köşesinden tutarak aşağı sürükledim. Gördüğünüz gibi 4 çarpı 2 çarpı 8 64 olarak burada yer aldı. Daha farklı işlemler de yapabiliriz. Eşittir yerine artıyla da başlayabiliriz formülümüze. Daha matematiksel kuralları göz önüne alarak mesela 2 ile 7'yi toplasın, 4 ile çarpsın ve buraya yazsın istiyoruz. Parantez içerisinde 2 artı 7 parantezi kapatıyorum çarpı 4 enter dediğimde istediğim işlemi yaparak buradaki hücreye yazdığını görebiliriz. Bunu da aşağı doğru çektiğimde aşağıdaki satırlarda, dizilerde de aynı işlemleri yaparak hesaplayıp buraya yazdığını göreceğiz. Bu değerleri yalnızca bu sayfadan değil, diğer Excel sayfalarından da alabiliriz. Hatta başka Excel dosyalarından da değerleri alıp buradaki sayfamızda işlem yaptırarak yazabiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.